öncelikle şuradan başlamak lazım. Bizim için elimizdeki kadro alternatifli bir kadro. 32 tane oyuncumuz var. Biz bunları en doğru şekilde hazırlamak için her zaman bir çaba gösterdik. Maalesef bugün sahaya sürdüğümüz oyunculardan istediğimiz oyunu alamadık. Beklediğimiz performansın altında kaldılar. Bir de bununla birlikte bireysel hatalar da eklenince doğal olarak böyle bir mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Tabii ki kupayı aslında önemsemiyoruz demek doğru olmaz bizim için. Çünkü sonuçta geçen sene Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesine karşı uzatmalarda elenen bir takım var. Ama elimizdeki güç hafta sonu, elimizdeki kadro gücü, hafta sonu oynanacak olan kritik müsabaka, zaten biliyorsunuz deplasmandaydık, daha 3 gün oldu geleli, hatta 2 gün oldu geleli. O doğrultuda bir kadro belirledik, o doğrultuda bir oyuna hamle yapmak istedik. Dönem dönem oyunda hakimiyetimiz de var, pozisyonlarımız da var, atamadıklarımız da var, penaltıyı atamadık. Yani birçok şeyi olumlu yapmaya çalışırken, bir yandan düzeltmeye çalışırken diğer yandan yıkıldığı zaman maalesef karşımıza böyle bir senaryo çıkıyor. Çok beklediğim bir senaryo değildi açıkçası. Çünkü sezon başından beri uzun zamandır birlikte olduğumuz bir oyuncu gibi baktığınız zaman onları da fiziksel olarak belli bir yere çektik. Ama oyun olarak bugün yetersiz kaldığımızı söyleyebiliriz. Bununla birlikte aslında tuzu biberi biraz da şey olduk, bireysel hatalar oldu. Bu bireysel hataların maalesef önüne siz geçebiliyorsunuz. Sonuçta oyuncunun, siz de izlediğiniz, top ayağının altında kalıyor, gidiyor, top kenara gidiyor, orta yapılıyor, gol oluyor. Yani antrenmanda bile, antrenmanda bile yemeyeceğimiz golleri bugün maçta yemiş olduk. Yani kısacası böyle bir şey. Teşekkür ederim. Sorunuz? Hocam şimdi maç sonunda biz biliyorsunuz A takımına çıkmadık. Evet. Genç yeteneklere fırsat verdiniz. Fakat bir genç arkadaşım falan maç sonunda protokol tribündeki insanlara böyle olumsuz bir hareket yaptı. Bunu gençliğine mi verelim veya işte cehaletine mi verelim? Yavuz. Yavuz. Sanırım Yavuz'dur. Ben görmedim açıkçası. Yani hoş değil onun herhalde. Ben görmedim ama bu muhtemelen... Seyir çağırdı, çıkmak istemedi falan böyle el kol hareketi falan. Ben bunları görmedim. Yani görseydim zaten müdahale ederim. Ben size paylaşmak istediğim bir şey soruyorum. Tabii ki. Şimdi bakın, oyun her zaman adrenalin yüksek diyor. Yani bu futbol nabzın, insan nabzının 2-3 katına çıktığı bir oyun. Dolayısıyla genç oyuncular, hayal kırıklıkları, beklentilerin fazla olduğu bir takım oyuncular var. Ve bu oyuncular buna karşılık veremeyince bir takım reaksiyonlar gösteriyorlar. Evet. Ben o reaksiyonu görmedim ama bu reaksiyonu gören muhtemelen yardımcılarım olmuştur. Onlarla da konuşurum, bunun oyuncuyla da konuşurum. Bunun doğru olmadığını anlatırız. Çünkü bu uzun bir yol. Sonuçta bahsettiğiniz oyuncu 22 yaşında. Önünde baktığınız zaman normal şartlarda bir 13-14 sene gibi profesyonel hayatı olabilir. Ama bu şekilde olursa tabii ki o da ister istemez her yerde bu tepkiyle karşılaşabilir. Bu tepkiyle tabii ki hoş olmaz yani baktığınızda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam, pardon.